Sıkıntı henüz gideremedik. Buyurun. Alkışlayalım. Genç arkadaşlarımız. İşte bu. Merhabalar. Ben Hatice Korkmaz. Ya BESEP'te 13 yıldır varım esasen. Hakikaten çok heyecanlıyım şu anda. İlk defa bir kürsüye çıkıp konuşuyorum. Ama hakikaten burada olmaktan da onur duyuyorum. Çünkü bir umut, yani biz eğitim olarak evet çok eğitime katıldık. Hani BESEP'te donanımlanmak adına. Fakat burada inanıyorum ki daha böyle özel bir eğitim olacak. Daha böyle meslek mensubuyla birebir iletişim olacak. Hani umutluyum hakikaten. Umudun olmadığı yerde yaşam olmaz. Hani ben bu görüşe haizim, bu tartışmaya haizim. Hakikaten burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Meslekte 3 yıldır ruhsatımı aldım. Hani 3 yıldır aktif olarak kullanıyorum ama benim de işte sınavımı kazanıp da ruhsatımı alamadığım bir dönem olmuştu 2 yıl boyunca. Ama nedir? Gerçekten o da bu alanda desteklemiyor. Hani sınavı kazandım tamam ama sonrasında işte bu ruhsatı nasıl alacak ya da iş nasıl bulacak ya da mükellef nasıl toplayacak, hani bu konuda da hiç desteği yok. Artık her şey ticaret olmuş. Ama meslekte eğitim çok önemli hakikaten. Yani heyecanım ne kadar belirtiyorum size bilmiyorum ama heyecanlıyım ve umutluyum. İnşallah hayırlı olur. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Heyecanınız bize geçmiş, merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Evet arkadaşlar, genç arkadaşlarım. Söz sizin. Buyurun. İsim soy isim lütfen. Öncelikle ismim Nihat Yüksel. 1978'li. Engin arkadaşımın tavsiyesiyle, yani önermesiyle geldim buraya. Geldiğim ilk anda konuşmacıları arkadaşlarımdan sonra buraya geldiğim için çok mutlu oldum. Önemli hissettim. Bir ya yani mesleğe dair hep böyle eğitimler, işte odalar, birlikler olur. Hiçbir zaman bu kadar unutmamadım. Bilmiyorum. İşlerimize de gelenler oldu. İşte konuşmalar. Hep böyle sorunlar konuşulup hani çözüm odaklı hiçbir durum görmedim. Onun için öncelikle arkadaşıma teşekkür ederim. Sonra da burada olan herkese. Teşkilatlanma konusunda da görev almak istiyorum açıkçası. Formada daha önce yazdım. Önemli. Güzel. Bir de bir motto var bununla alakalı. Oraya da Instagram'a da yazdım. Umudumuzu bizden kimse söküp almamalı, alamazlar. Böyle çalışıyorum. Evet. Genç arkadaşlarımız konuştukça bize susmak düşüyor. Cenab, ben de genç kadrosundan konuştum. Evet, doğru, haklısın. Evet, evet arkadaşlar, söz sizin. Lütfen, rica ediyorum. Çıkın ve konuşun. Buyurun. Cesaretlendirelim arkadaşım. Herkese öncelikle merhaba, Hasan Keskin ben. 91 doğumluyum. 10 yılın üzerinde meslekteyim. Zafer arkadaşımın referansıyla gruba dahil oldum. Muhasebe mesleğini severek, isteyerek tercih ettim. Bilinçli olarak geldim. Esnaf bir ailenin çocuğuyum. Bugüne kadar mesleği tercih ettiğimi sevinemiyorum. Ben heyecanlıyım. Şu zamana kadar işçi olarak çalıştığım her süreçte sömürüldüm. Standartların altında, zor şartlarda, kötü koşullarda eleştirel pozisyonda çalıştık. Bağımsız olarak bu yıl tescilimi yaptım. İyi bir yerde sayılırım. İlk yılımda 20 adet mükellefim var. Yerinde çalışıyorum. Dışarıdan çalışıyorum. Şöyle meslekte kendimi hep yalnız hissediyorum. Yalnız hissediyoruz. Korunmuyoruz. Pandemi sürecinde işkur kapılarında, işverenlerle, beyannamelerin son gününde daha çok, daha yoğun çalışmak zorunda kaldık. Evli iki çocuk babasıydım. Evime mikrop getirmeyin diye ailem bana mesafeler koydum. O süre zarfında işçilikte hak ettiğim ücreti alamadım. Emeğimi bırakıp çıkmak zorunda kaldım. İstiyorum ki bu tarz teşkilatlar daha genele yaygın alt kısımda kalan meslek mensubu, mahalle küçük esnaf, orta ölçekli firmalara hitap etsin. Kripto, blockchain, sanal ortam, teknokent, bunlar belki ülkenin işveren nüfusunun çok ciddi bir kısmını kapsayan şeyler değil. O kısımlar içinde üstadların yönlendirmesiyle tabii bir yerlere gelebilirim.
Perkbeam içerisinde cirosu 30 milyon üstünde çok bir firma yok. Tam tasdik yok. Altta bir muhasebede meslek elemanıyım. Tabii onlara da konuşalım ama talebim, isteğim, beklentim esnaf, küçük esnaf, orta ölçekli sanayi bölgesinde bireysel firmalara hatta çalışan meslek mensupları, bunlar arasındaki ücret politikaları, bunların çalışanları, mesleğe girişteki tekelleşmiş muhasebe bürolarının hani yok edilmesi, parçalanması, gelirin paylaşılmaya zorlanması gibi şeyler. Bilmiyorum, inşallah hepimiz için hayırlısı olur. Titriyorum, heyecanlıyım ama mutluyum. İnşallah beklenenden daha güzel işler, daha iyi yerlerde oluruz. Başkanımız, temsilciler, basın ve meslek mensubu arkadaşlarımızla. İnşallah her şeyin iyisi olsun. Heyecanlıyım, kusura bakmayın. Bizim için çok önemliydi sizin heyecanınız. Değerli arkadaşlarım, konuşurken belki atlanmış olabilir. Özellikle Burhan arkadaşım, bugün sisteme girmiş olan zaman esaslı ücret hesaplanmasının arkasındaki ajanda esas kotadır. Yani siz bu sistemden şey oluşturduğunuzda bir meslek mensubunun kaç saat mesai verebileceği de programın arkasında hesaplanır. Esas hedef bu. Yani genç meslektaşlarıma özellikle sesleniyorum. Sizler de bütün meslektaşlarınızı aktarın. Burhan Eray'ın sunduğu ve bugün TÜRMOB'un yaşama geçirdiği projenin arka tarafında Mali Müşavirler Umut Hareketi'nin KODA hedeflemesi vardır. Sizler muhasebe fabrikalarından şikayet ediyorsunuz, hepimiz şikayetçiyiz. Biz mesleğin niteliği yükselsin, meslektaş stresten kurtulsun, meslektaş kendine ve ailesine zaman ayırsın ve hepsinden önemlisi kendisini yarınlara hazırlayabilsin diye mücadele edeceğiz. Bu mücadelede sizlerin desteği olmadan başarıya ulaşma şansı yok. Bu mücadelede yanımızda olursanız sizlerin yarınlara hazırlanmasında bizler katkı sunabiliriz. Yapay zekanın nasıl etki edeceği ile ilgili hiç kimsenin meslek üzerindeki etkisini hesaplayan ya da hesaplanabilirliği şu an belli değil. Bir anda şöyle düşünün, bir örnek vermek istiyorum size. Bir zamanlar Nokia diye bir telefon vardı, hatırlar mısınız? Küçücüktü, işte bir ceplere girdi vesaire. Sonra Steve Jobs diye bir adam çıktı, bir dokunmatik ekran ve iOS sistemini buldu ve o dev firma bir anda başka bir şeye dönüştü. Şu an Nokia telefonu olan var mı içinizde arkadaşlar? Eğer kendinizi gelişmekte olan teknolojiye hazır hale getiremezseniz Nokia'nın başına gelenler sizin de başınıza gelecek. Buna mutlaka ama mutlaka odalarımız vasıtasıyla hazırlanabiliriz. Yani bizlerin, sizlerin bu hazırlıkta maddi gücünün olmasını, bu kadar büyük eğitimleri verebilmemiz bizim açımızdan çok mümkün değil. Odalarımız ve TÜRMOB'un sizleri yarınlara hazırlamak için oluşturulmuş projeleri mutlaka hayata geçirmeleri lazım. Evet, konuşmak isteyen yine genç arkadaşların, hani yaş almış genç arkadaşım da olabilir. Kendisini genç hisseden arkadaşım da olabilir. Buyurun sayın. Sevgili meslektaşlarım, tabii sevgili üstadımız gençleri kürsüye davet etti. Özellikle genç dedi. Ben de dedim ki, sıra ne zaman bana gelecek? Ama bir tüyo verdi bana burada. Kendini genç hissedenler. Benim içimdeki çocuk hiçbir zaman büyümedi. Dolayısıyla hah dedim, şimdi sıra bana geldi. Sevgili umut yolcuları, sizleri yürekten selamlıyorum. Şimdi bu saate kadar sevgili meslektaşlarımız Umut Hareketi'yle ve meslektaş ve mesleğimizle ilgili birçok şeyi dile getirdi. Ben de bir şair olarak izninizle bir iki dörtlükle sözlerime başlamak istiyorum.
umudum var. Umutla düştük yola, selam verdik sağa sola. Kuruluşumuz var, gidiyoruz İSBO'ya. Sen de katılmak istiyorsan, katıl bu davaya. Hiç düşünme, çabuk çık yola. Kuruluşumuz var, gelmeyelim göze. Umutlu ol, sen de katıl bize. Oda başlarını tutanlar gelsin dize. Duran bu şiir yazdı, armağan olsun sizlere. Umut demişken, umut bir insanın yaşama dair içinde beslediği en değerli duygudur. İnsan umut ettiği sürece vardır. Ya ümitsizsiniz ya da ümitsizsiniz. Umut uyanık insanların rüyasıdır. Umut uyananların hayalidir. Hayat bazen kötü gidebilir ama her zaman ve her zaman yapabileceğimiz bir alternatif mutlaka vardır. İşte bizler kurucu meclisi mesleğimiz ve meslektaşımız için bir alternatifiz. İnsanoğlu umut ettiği sürece, umut dolu sonuca gelmek için her seferinde yeniden başlayacaktır. Hepimiz umudumuz kadar genç, yeisimiz kadar ihtiyarız. Tüm dünya vazgeçtiğinde umut fısıldar, bir kez daha dene. Ve biz de bir kez daha deniyoruz. 35 yıllık mesleki mücadeleden olan bir kardeşiniz olarak umudum var, bu mecliste bir kez daha deniyorum. Yarınları umutla şekillendireceğiz. Muhasebe mesleğinin sunmuş olduğu hizmetlerin ne kadar hayati öneme haiz olduğu pandemi dönemi boyunca daha iyi anlaşıldı. Mali müşavirler pandeminin zor şartlarında görevi başında işletmelerimize ve ülkemize hizmet etmeye devam etti. Bu zor şartlarda çok sayıda meslek mensubumuz hastalandı ve hatta çok önemli bir düzeyde meslektaşımız yaşamını yitirdi maalesef. Halen hastalıklarla mücadele eden meslektaşlarımıza acil şifalar, aramızdan ayrılanlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Pandemi süreci mali müşavirlik mesleğinin vazgeçilmez önemini net ve açık bir şekilde göstermiştir. Hem işletmelerimizin varlıklarını koruyabilmelerini, hem kamu finansmanın sağlanması açısından kamu ile işletmeler arasında köprü görevini gören mali müşavirler üstlenmiş oldukları sorumlulukları başarıyla yerine getirdiler. Mali müşavir, mergü mükelleflerinin eli ayağı, kamu otoritelerinin gözü kulağı, ticari hayatın hafızası ve ülke ekonomisinin teminatıdır bildiğiniz üzere. Son zamanlarda kamu kurumlarında istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Tüm verilerin bir data merkezinde toplanması ve ilgili kurumların bu merkezden bilgi almaları pekala sağlanabilir. Görev ve fonksiyonlarımızı yerine getirirken yaşadığımız ve çözülmesini talep ettiğimiz biriken çok sayıda sorunumuz olduğu aşikardır. Bu sorun ve sıkıntıların diyalogla ve işbirliği içerisinde çözülmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Umutları yarınları umutla şekillendireceğiz. TÜRMOB ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın el ele vererek meslektaşı yok etme çabalarına karşı direnişimiz sürüyor. Suya sabuna dokunacağız.
Hayat acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle, sevinciyle geçip gidiyor. Geriye dönüp baktığımızda neler yetişmiş, bitirmişiz. Neler kaybetmişiz. İşte o zaman fark ediyoruz ki zaman su gibi akıp gitmiş. Belki yolun yarısına gelmişiz. Belki de yaşanacak çok şey var. Ya da belki de yolun sonu. Tüm bunları zaman geçtikçe anlıyor, anladıkça umutlarımızdan biraz daha eksiltiyoruz belki. Ama yolun sonu bile olsa umudum hep var olduğuna inanmaktan vazgeçmemek gerektiğine gerekiyor. Şu hayatı yaşanır kılan en önemli duygu değil midir zaten umut? Böyle umutla bahsederken Büyük Usta Nazım Hikmet'i anmadan da edemeyeceğim izninizle. Nazım Usta'mız şöyle der: bizim kalbimiz hep kırıktır çocuk, ama yine de eksik etmeyiz sol cebimizden umudu. Dizelerinde ne güzel de anlatmış değil mi? Yine Nazım Hikmet'in: yok öyle umutları yitirip karanlıklara savrulmak. Unutma, aynı gökyüzü altında direniştir bir yaşamak. Sevgili arkadaşlar, öncelikle hepimiz muhasebeciyiz. İzninizle sözlerime son verirken, muhasebe mesleğine aşık olarak, bir kardeşin olarak daha önce yazdığım, belki daha önce sizlere paylaştığım bir muhasebe adlı şiirimi okumak istiyorum. Sevdam muhasebe. Ben muhasebeciyim, adaletli. Terazi misali her zaman dengeli. Hesaplarım da aşklarım gibi özverili. Maliye de, mükellef de bunu bilmeli. Sevdiğimin gözü sürmeli. Benim sevdam muhasebe görmeli. Huzur hakkı yiyenlere dur demeli. Mücadelemize katılmayı da bilmeli. Dostluklarım aktifte, minnetlerim pasifte, mutlu olacağı sevgilim gelecekte, pişmanlıklarım geçmiş yıl zararlarında, umutlarım gelecek yıl gelirlerinde. Sahte dostluklar şüpheli alacaklarda, ülkem yangın yeri, kalbim darda, muhteremin umudu bozdurulmuş yollarda. Umutsuzlar çaresiz kalmış karda kışta. Geçmişin muhasebesini yaptım, geleceğin kararlarını aldım. Her yüze güleni adam sandım, hayatımı meslek mücadelesine adadım. Sevgili arkadaşlar, burada sözlerime son veriyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlarım, kapalı ortamda